Herkese selamlar. Yeni bir 410 altın notlarıyla karşınızdayız. Canım Ömer abim, günaydın ve hoş geldin. Sesini kapattın. Gelmedi. Ha, Yo şimdi açık. tamam. Evet, günaydın canım abim. Çok gergin, atmosferi yüksek. Bence oyun kalitesi düşük ama pozisyon sayısı çok fazla. Bir müsabaka ile ilgili neler düşünüyorsun? Pardon, iki cümlem var. Bir, kanalımıza abone olun ve beğeni ve eleştirilerinizi yollamayı unutmayın. İki, şehitlerimiz için yapılan saygı duruşuna yakışır şekilde davranan, hasret kaldığımız duruşu gösteren Galatasaray taraftarlarını, stadyumda olanları canı gönülden kutluyor. Teşekkür ediyorum. Saygı duruşunda durulur. Slogan atılmaz, marş söylenmez. Saygıyla vefat eden şehitlerimizi, rahmetlilerimizi anarız. Bunu bana hatırlattıkları için, şehitlerimize yakışır bir duruş gösterdikleri için gerçekten çok gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize Ömer abi, sen de stadyumdaydın. Evet, çok çok güzel bir saygı duruşu oldu. Söylediğin gibi özlenen türde işte bazen ıslık çalıyorlar, tezahürat yapıyorlar, işte bir takım şeyler söylüyorlar. Halbuki orada sessizlik önemli. Onda Galatasaray taraftarı ve Kayserili az sayıdaki taraftar çok insanca yerine getirdi. Örnek olması lazım. Maçın üçlüsüyle başlayalım. İlk üçünde. Mertens, Barış Alper, Endombele. Endombele'ye şaşıracaklar, biliyorum. Barış Alper'e de Ama şaşırabilirler. yok, Barış Alper yani özellikle savunmada çok iyiydi. Hiç aman vermedi, bir hatası var. Torreira'nın golünden önce Galatasaray bak, provalı gol yiyor. Kostümlü provalı. Torreira'nın pasından önce, geri pasından önce aynısı Barış Alper yaptı. Biraz daha kenardan. Muslera da dedi ki kardeşim böyle vermeyin vurun gitsin dedi. Muslera çok tecrübeli biliyor bu işleri. Ondan sonra Torreira'ya delirdi tabii haklı olarak. Onun dışında Barış Alper hem savunmada hem Halil çıkıp santrfora geçtikten sonra Galatasaray'ın hücum aksiyonlarını çok hareketlendirdi ve penaltıyı da aldı. Onun için Barış Alper Endombele'yi çok eleştiriyorlar ama ben Endombele'yi çok beğendim. O iri fiziğine rağmen ayağından top almak mümkün değil. Tek eleştirim şey yapması. Çok kalabalığın arasına giriyor. Halbuki orada biraz daha basit oynasa yani bir gün şunu yapacak. Orta sahadan alıp 8 kişi geçip gol atacak. Bunu yapabilir. O potansiyeli var ama şimdilik ona gerek yok. Mertens. Mertens. Mertens anlat bana. Mertens'in neyini anlatayım? Her maçta söylüyorum. Olağanüstü Galatasaray'ın hücumdaki şeyi pres başlatıcısı, ondan sonra takımın organizatörü, takımın aklı, takımın direnci, takımın Pozitif her şeyi. enerjisi. Pozitif Evet. enerjisi. Bir de hep gülen yüzü, Müthiş. hep destekleyen. Keşke 3 sene 4 sene önce Mertens'i çok zor tabii biliyorum ama Mertens'i Galatasaray formasında izleseydik Hacı Sinayder geleneğinin müthiş bir örneği olarak aklımıza yazardık. Ama bu şekliyle de 416 notlarında beni kendine yine hayran bıraktın. Yani böyle şeyleri örtüştürmek, birbirine benzetmek çok zeki ve hafızası çok güçlü insanların işidir. O yüzden zaten seninle program yapıyorum. Galatasaray'ın 96-97 sezonu yanlış hatırlamıyorsam evet. şampiyonluğa ulaştığı sezonda Galatasaray'ın İstanbulspor'u 3-2 yendiği maçta Hacı'nın kullandığı penaltıyı notların arasına düşmüşsün. İkisinin benzerliği nedir? Anlatırsan izleyicilerimiz notlarından kaçıranlar burada bir dinlesin. Şimdi Hacı futbolu bıraktıktan sonra Ali Kırca'yla mükemmel bir program yaptı. 2 saat falan yani bana o şey gibi geldi, bir roman gibi geldi. Olağanüstüydü. Ali Kırca şunu sordu Hacı'ya. Galatasaray'da attığın en zor ya da en zorlandığın gol diye sordu. Şimdi tam formüle edemiyorum ama yani aklında kalan seni en zorlayan gol. İşte Milan'a attığı golü beklersin. Ondan sonra kime işte yani her takıma gol attı. Leeds'e attığı penaltıyı söyler diye beklersin. Hayır. Hacı dedi ki İstanbulspor'a son dakikada attığım penaltı 3-2'lik maçta şampiyonluğu getiren şeydir. Orada
İşte İnönü'de herhalde 30-35 bin kişi vardı. O sırada Pasolik de olmadığı için ayakta da seyirci vardı. Belki 50 bin kişi vardı. Ben o maçı seyretmedim. Moskova'da televizyondan seyrettim. Moskova'daydım o tarihte. Olağanüstü bir sorumluluktu. Okan Hoca'nın dünkü en doğru kararı belki zorunluluktan. Yani sağına bakıyor, soluna bakıyor. Mertens'i çıkarsa kimi alacak? Öyle bir şeyi yok. Seçeneği yok. Alternatifi yok. Normalde 65'te çıkarması gereken, 60-65'te çıkarması gereken Mertens'i çıkarmadı. Çok da doğru yaptı. O pozisyonda işte gol verilmemiş, ondan sonra penaltıdan gol yemişsin. Berabere kalsan aradaki puan farkı 4'e çıkacak. İşte gerilim, gerilim, gerilim. Topu aldı. Gayet sakin. Orada Zaha'ya da bir teşekkürüm var. Kayserililer gelip etrafı böyle işte moral bozmaya çalışırlar ya. Zaha gitti orada. Sahanın komiseri gibi dağılın dedi. Hepiniz kenara çekilin dedi. Ondan sonra Ben görmedim şeyi onu. Mertens'i o itişmeden uzak tuttu. Orada Zaha'yı çok sevdim. Profesyonel. Bir de Barış Alper topu böyle bir eline alır gibi mi oldu? Çok emin değilim. Televizyon nasıl gösterdi? Yapma, yapma Barış Alper. Orada boş kale bile olsa sen atamazsın o penaltıyı. Kalede kaleci olsa bile sana attırmazlar. İsyan olur. Vallahi Tek endişe şu. Herkes Mertens atacak biliyor. Fakat Mertens fiziken tükenmiş. Beyin olarak değil ama 65'te çıkması gereken adam 85. dakikada topu eline alıyor. Tek avantajımız Galatasaray'ın avantajı Bilal o sırada tedavi görüyor. İşte VAR'a gidildi, gelindi, edildi falan. O sırada Mertens biraz dinlendi. Ve dinlenmesinin sonucunda yani çok yorgun hemen düt penaltı Mertens gel at dese penaltıyı kaçırabilirdi. Ama orada çok şey işte bir iki dakika nefes aldı. İşte kafayı zaten kafasında zaten bir sorun yok da adaleleri biraz şey yaptı. Rehabilite kaymış. oldu. Geldi ve şahane bir penaltı attı. Yani plasa atsa mümkün değil. Bak sana bir şey söyleyeyim. Ben hep böyle anekdot anlatıyorum ya. Sıtkı solumda oturuyor. Kayserili topu koydu penaltıda. Göksu'da da Gerilmedi. selam olsun. Evet. Evet, canım benim. Onunla maç seyretmek dünyanın en güzel işlerinden bir tanesi. Çok çok eğlenerek şey yaptı. Hep böyle derler ya dizide. Efendim çok eğlenerek çektik bu diziyi. Onlar palavra. Biz gerçekten eğlenerek maç seyrediyoruz etrafımdakilerle. Hakikaten, hakikaten çok eğlenerek seyrediyoruz. Tamam, ne Futbolun dedin? güzelliği o. Dedim ki Kayseri'de. bak. Mahoken gerilmedi. Plase atacak. Muslera bekleyip vuruşu önden köşe seçip atlamazsa kurtaracak dedim. Ondan sonra aynen dediğim gibi oldu. Muslera bekledi. Ondan sonra müdahale bile etmedi. Bloke etti yani. O kadar rahat kurtardı. Ben Muslera'ya hep bunu söylüyorum. Lütfen. Muslera'ya söyleme. 1900 96. 2000 Dünya Kupası'ndan beri istatistikler diyor ki penaltıda yerinde kal. Penaltıların %40'ı o günden bugüne kalecinin 2,5 metre sağına, 2,5 metre soluna ya da üstüne kullanılıyor. Değişen Bitti hiçbir şey gitti. yok. Bitti. Her 5 penaltıdan birini kurtarma ihtimali, ikisini kullanma ihtimalin var yerinde durursa. Ama birini banko kurtarırsın ve o gün dündü galiba. Onu da iyi yakalamışsın. Bahuke'nin Evet, açılmayışını. söyledim. Ondan sonra Dodo var işte. Onu da söylüyorum. Alp gelemiyor bizim. Alp Özgür ufak ayağında bir rahatsızlık var. Merdiveni çıkamıyor. Tekrar ediyorum. Oradan geçmiş olsun Alp'e. Dodo'ya da söyledim. Dodo bu penaltıyı kurtaracak bu sefer dedim. Erkenden atlamazsa ve onu yaptı ve çok büyük moral getirdi. Yani devreye bir bir girmek daha kötü olabilirdi. Yani 1-0 girip iyi de başladı Galatasaray. Onun için Mertens'in penaltısı çok büyük sorumluluk gerekiyordu ve onu atabilecek tek insan rahatlıkla yani gönül rahatlığıyla atabilecek tek insan Mertens'ti. Onu da yaptı. Aklımıza Zaha bile gelmiyor. Mertens'i bir tek şu konuda eleştiririm. Barış Alper'in ilk yarıda yaptığı o güzel ara pasını, o güzel koşusunu ödüllendirmesini iyi bir dokunuşla gole çeviremedi. Barış Alper'in bir istatistiğini, bir asistini daha yediler. Onu söyleyeyim ben Okan Hoca'ya bir parantez açmak istiyorum. Yani sağında yok, solunda yok diyorsun ya. Kardeşim diğer o yok olanlar neden yok?
Ya bu Galatasaray Kulübü kamuoyunu ne zaman bilgilendirecek? Sanchez ne zaman dönecek? Ya da diğerleri. Ya hiçbir fikrimiz yok. Papatya balı gibi. Bu hafta kadroya girer ya da girmez. Bir de çocuk çıktı. Şaka yaptı muhtemelen. Belki ciddi. Kim sakat diye. Ya şu sakatların sağlık durumu hakkında bir tanesi Arjantin'den, Brezilya'dan, Suudi Arabistan'dan paylaşımlar yapıyor. Tamam taraftarın aşkı ama ya bu biraz ciddiyet ve kamuoyuna saygı gerekmiyor mu? Şimdi ben basın toplantısının notlarını bu sabah okudum. Sanchez Ümraniye maçında oynayabilir diye biliyorum. Şey de çarşamba günü idmanlara başlayacak. Trabzon'a götürülecek Kim? Icardi. Ah şahane geliyor Türkiye'ye. Yaşasın. Ama şöyle o gün Erden Timur da anlattı. Biz adama sakat Abi sakat bize oynama diye kızdık. abi Sen sakatsın oynama dedik. bu Şimdi de açıklama. dinlenirken de kızıyoruz. Yani Hayır ben abi kızmıyorum da genelde. ben de kızmıyorum. Bunu dersin işte Erden Timur'un yaptığı o açıklama 2 hafta evvel yapılsa tedavisine başladık maçtan sonra dinleneceğiz. İğne yapıldığı takdirde yürümesi bile zor. Antrenmana çıkması imkansız. Kamuoyu bilin. Yok. E tamam amen. Herkes başına koyar. Yapacak bir şey yok der ama açıklama yok. Adam tatilde. Sadece sakat diyebiliyoruz. Tedavisi sürüyor. Nerede Suudi Arabistan'da? Nerede Arjantin'de? Bilgilendirin bu insanları. Oynamayan oyuncu sayısı çok fazla. Tete'nin FIFA'ya başvurduğu doğru mu? Bilmiyorum. Ha. O tür Bilmiyorum. yalan haber de olabilir bilmiyorum. Ha bu arada Kayserililerin şike yaptığını ima eden futbol izleyicilerine söyleyeyim. Sizin ruhunuz kirli ya. Yok Galatasaray'ın otelinde kalmış da maç satılmış da yok işte Kayserili oyuncu bilerek kaçırmış böyle mi? Ha, Fenerbahçe kaç tane penaltı kaçırdı kardeşim bu sene? Dzeko ile Tadic'e söyleyecek bir şeyiniz var mı? İnsanları bu kadar kolay lekelemeyin ya. Yani bir Ben Recep Kayseri. Uçar'a teşekkür ediyorum. Evet. Bu sene işte Trabzon'u da seyrettim, Beşiktaş'ı da seyrettim. Yani bütün maçlar, bir maç kaçırdım galiba cezadan dolayı Evet. ya da 2 maç hatırlamıyorum. En açık oynayan takım Evet. Kayserispor. Kendi oyunu Çok beğendim. oynuyor. Yani Evet. oyun stratejisini çok beğendim. O işte yere yatmaları, taçta sallanmaları, faullerde sallanmaları, 2 kere el değiştirmesi, 3 kere el değiştirmesi topun. Haricinde pozitif futbol oynamaya çalıştı. Kayserispor çatır çatır top oynadı. Maça dönelim. Penaltı mı değil mi? Ve penaltıyı hakemler nasıl verdi? Onu bir anlat bakalım bize. Ya Penaltının taraftar aldı babası. penaltıyı. Heh. Evet, Künde. Şimdi taraftara saygı duruşu için teşekkür ettik ama dün Galatasaray seyircisi penaltı kazandırdı takımına. Varlık yaptı, avarlık yaptı. Neden? Barış Alper tutuldu. Kornerde Hasan Ali Kaldırım tarafından Künde ile yere atıldı. Ama hakem hiç oralı değil. Oyna oyna diyor. Ondan sonra Bilal topu tuttu ve sakatlandı. İşte orada bir müdahale oldu. Sakatlandı. O sırada yani ilk anda da büyük bir patlama geldi şeyden, tribünden. Yani Penaltı penaltı olduğunu patlaması. insanlar Evet. gördü. Özellikle o kale arkası ve yakın olan yani iki taraf numaralı ve kapalı dediğimiz eski Ali Sami Yendik. O kaleye yakın yerlerden çok büyük şey çıktı. Ben de gördüm. Ben ama Abdülkerim'e oldu zannettim. O kadar uzaktan seçemedim. Bana çok uzak çünkü. Yani ben de bir faul olduğunu gördüm. Ve Bilal sakatlanıp tedavi görmeye başlayınca herkes tribünde elinde telefon var. Pozisyonu görüyor. Aynı anda sanki bir gol atılmış gibi tribünde şey patlaması oldu. Ses Bir patlaması daha. oldu. Herkes penaltı olduğunu gördü İkinci ve defa. Evet. evet. Yani ilk bir anda oldu. Ondan sonra tekrar da herkes gördü çünkü telefonda çok net penaltı. Hasan Ali Kaldırım penaltı yapıyor Barış Alper'e. Ona hem Nelson hem Abdülkerim uyandı. Muhtemelen biz nasıl tribünde pozisyonu gördüysek telefonlarda yedek kulübesi ya da arkasında işte Ayhan Akman olabilir, Erden Timur olabilir. Onlar da gördüler ve bana sonra 416 notlarında bir arkadaşımız yazdı. Kaan Ayhan'ı çağırmışlar yedek kulübesinden. Kaan'a penaltı demişler. Kaan da gitti. Bu arada Evet. geçen zamanda artık mecbur kaldılar VAR'a gitmeye. Yoksa
Şey yapıyorum. Barış Alper'e faul yapıldı. Arkada kim var? Eyüp Aydın var. Topu kafayla avuta attı. Varsayım yapıyorum şimdi. Top da hemen Bilal'in yanında başka bir top. Yedek top. Öbürü çünkü arkaya gitti. Ya, reklam panolarına. Bilal topu aldı. Dikti vurdu. Gitti penaltı. Galatasaray'ın penaltısı gitti. Şimdi hiçbir oyuncunun sakatlığını istemem. Zaten ciddi bir sakatlıkta değildi Bilal'in ki. Ufak bir herhalde göğsüne müdahale olmuştu. Bilal'in sakatlığı artı o dönemde ilk Tribün pozisyonu baskısı. fark etmesinin dışında taraftarın telefondan görmesi Galatasaray'a penaltı kazandırdı. Artı Abdülkerim ve Nelson'un şeyi ısrarı. Yoksa Abi çok acı bir şey bu ama ya. golü yiyeceklerdi. Yani şimdi çok acı bir şey bu. Hakemlerin taraftar reaksiyonuna göre pozisyon incelemesi. Ben Dursun Özbek ve Erden Timur ve Metin Öztürk basın toplantısını hiç beğenmedim. Ama orada şunu söylemişlerdi. İşte bizim bir beklentiye girdiğimiz pozisyonları hiç incelemeden oynatıyorlar. Yani evet, Zaha'nın iki tane pozisyonunda bakmadılar bile. Yahu çok kritik pozisyonlar. Yani Attamah'ın dokunmasına, Attamah'ın ayağının ucuna temas edilmesine ama topa vurulmasına faul veren zihniyet Zaha'nın ikili mücadelene gayet rahatlıkla penaltı verebilir. Ben şunu söyleyeyim. Abi sen Ben Dzeko'ya vermezsin. çalınan 2-3 tane penaltının sahte olduğunu söylüyorum. Tutarlı olmak için bence Zaha'ya yapılan penaltı değildi. Abi Başkaları başka şekilde haklısın. söyleyebilir. Hayır, bence de değil. Bence de değil. Benim söylediğim başka bir şey. Bakarsın kardeşim. Sen işte Fire'de yapılan pozisyona penaltı veriyorsan Değil, penaltı değil. sen atılan golü faul gerekçesiyle Galatasaray maçında iptal ediyorsan buna penaltı vermelisin. En azından incelemelisin. Futbolu bilmiyorlar. Korkuyorlar. Duygularıyla yönetiyorlar. Bilgileriyle o ayrıntıya olan hakimiyetleriyle yönetmiyorlar. Eyyam yapıyorlar. Ben Galatasaray'ın penaltısını vermezdim. Çok hakaret yardım ama ya futbolu sevmemektir, futbolu bilmemektir. Galatasaray'ın attığı maçı 2-0'a getiren golü iptal etmek. Bir futbol ukalalığı yapmıştır Attama. Çocuk da gelip Halil topu çalmış ve Mertens golü atmıştır. Ayağına değdi. Değdi. Değer yani bu ikili mücadele oyunu. Adam topa vuruyor. Niyet topa onu görüyorsun. Ayağına vurarak bir avantaj sağlamıyor. Eş zamanlı olarak bir temas var ve bu futbol. Yani ya Galatasaray benim gibi bir hakeme denk gelip penaltıyı vermeyi puan kaybetseydi ya siz doğrusunu verin. Bu insanlar tribünlere pozisyon ve gol seyretmek için geliyor ağırlıklı olarak. Oynatın. Oynatın kardeşim. Ya faul Bak, dedin. Ya Erman abinin o iğrenç klişelerine çok rahatsız olurum ama yani faul de faul gibi olmalı be birader yani. hiç alakası yok. Bak sana yıllar önce hadi Hacı İstanbul Spor penaltısı dedik. Elmander'in Bilica'nın tam yine benim önümde oldu. Galiba 3-1 biten maçtı o. Volkan'ın inanılmaz kurtarışlar yaptığı bir maç vardır. 3-1 Evet, bitti evet. galiba. Bilica'nın bastı ayağına. O da ona yakın pozisyonda. Ceza sahasının dışında. Yine benim önümde olmuştu. Elmander aldı gitti vurdu çat diye golü attı. Şimdi o pozisyonu biliyorsun. Bu pozisyonu görüyorsun ve faul olmadığını biliyorsun. Artı maçta şey dedi bir sürü arkadaş. Çok gürültü olduğu için o anda düdük çaldı galiba dediler. Yani Mertens topa vurmadan golü iptal etti. Faul Hayır, çaldı hayır, dediler. hayır, Hayır öyle bir şey hayır, yok. hayır, hayır. Oynattı, ondan sonra faul çaldı. Oynattı Git. ve onu da zekice oynattı. Faul verecekti, korktu. Dedi ki ya ben faul gördüm ama VAR'dan bir incelesinler bakalım. Şu pozisyonu devam ettireyim dedi. Son derece bilinçli devam ettirdi. Ama VAR'daki Erkan Engin geçen sene Galatasaray'ın birinci dakikada Kayseri'deki penaltısında hakemine yardımcı olmayan Erkan Engin ne hikmetse gene dün tribündeydi ve ne hikmetse hemen 5 saniyede hocasına katılıverdi. Evet hocam çok haklısınız faul diye. Tribünde değil, Riva'da.
Yani VAR neyse işte. merkezi. Neyse özür dilerim, haklısın. Utanç vericidir. Bak, kötü hakem olduğunu nereden söylüyorum sana? Barış Alper'e faul yapıldı. Ama top Mertens'in önüne geldi. Galatasaray, Sivas, şey, pardon, Kayseri öne çıkmıştı. Galatasaray kontra yakaladı. Herhalde 4'ü 3 yakaladı. Ve top Mertens'in elinde. Galatasaray'a hızlı atakta gelebilecek en doğru insanın ayağına. Mertens bir de verecek, muhtemelen gol olacak ya da çok iyi bir pozisyon olacak. Dürt faul çaldı. Galatasaray lehine çaldı, geri döndü. Ondan sonra Mertens gitti, böyle eğitim verirler ya. Bak, burada faul var. Burada ben varım. Burada rakip var. Burada rakip kale var diye adama seminer verdi, seminer. Utanması gerekirken, yüzü kızarması gerekirken çat diye Mertens'e sarı kart çıkardı. O sarı Kendi kart ayıbını da, örtmek için. onu nasıl çıkarttı? Ta oradan buraya geliyorsun diye. Evet, Ben çünkü Galatasaray'ın golünü engelledi. ya aynı kartları farklı stadyumlarda da farklı kulüp sporcularına da çıkarmanızı istemiyorum. Yapmayın bu Bak. saçmalığı. Mertens taraftarı provoke edecek şekilde gelen bir oyuncu da değil. Adam ama hocam diye geliyor. Üstelik Barış Alper'e faul yapan İranlı oyuncunun üst üste üçüncü, dördüncü faulüydü. Zeki adam. İkinci sarı olabilir. Mertens. Hem hatamı kesiyorsun hem bunu değerlendirmiyorsun diyor. Böyle elle kolla bağıra bağıra kendini paralayarak gelse göster sarı kartı da. Çocuk da şaşırdı, böyle kaldı. Seni tebrik ediyorum. Bak, notlarım arasında vardı. Her statta göstersene bunu diye. Gösterme kardeşim. Bak, Kayseri bir tane şey koymuş ya. Görüntü koymuş. Ya Mertens çok hakeme ayıp sarılıyor. ya. Çok ayıp Çok ya. Çok ayıp rezalet. ya. O pozisyon, biliyor musun? Mertens orada hakeme kıyak yapmıyor. Seni affettim dedi. Yani sen kötü hakemsin. Kötü hakem olduğunu biliyorum ama ben seni affettim. Hadi geç dedi. Yani orada bir teşekkür falan değil. Sarı karttan Ayrıca sonra dur. hakeme şey yapıyor. Hakemi teselli ediyor iyi niyetiyle. Bir şey Ayrıca daha söyleyeyim. ben de söyleyeceğim. Kayseri Spor Başkanı'na söyleyeceğim. Kendisine yakışanı yapmış. Devam et. Şimdi faul olduktan sonra hakemler oyunu oynatıyorlar. Bir pozisyon daha bekliyorlar. Evet. İkinci yarıda maç 1-1, 80. dakikada bir pozisyon anlatıyorum sana. Ceza sahasına 10 metre kala Galatasaraylı futbolcuya faul yapıldı. Hatırlamıyorum kim olduğunu. O sırada kafa şey, ben de oksijen Gürültülü. azalmış, algılamam düşmüş. Ama top 5 metre ileri gitti, ceza sahasının tam köşesine. Orada bir daha faul yapıldı. İlkine çalmadı, oynattı avantajı. İkincide de faul var. Döndü, ilkine faulü çaldırdı. Kardeşim, bu futbolu bilmemek. İkisine İki de tane sarı faulün peş gösterebilirdin. peşe Evet. çalmadıysan Galatasaray'ın ya da hücum eden takımın avantajına olanı oynatırsın. Oradan faul verirsin. Onun için çok kötü bir hakem. Ve bir şey daha söyleyeyim. Benim 2-3 beğendiğim kere de... hakemlerden bir tanesi. Bu Hayır. hatalarından dövmesi. Abi benim beğendiğim hakemlerden birisi. Tamam, Senin görüşüne tamam. saygı gösteriyorum. Zorbay Küçük, Atilla Karaoğlan meslektaşların daha önündeler. En ümit bağladığım adamlar ama o kadar saçma işler yapıyorlar ki bazen saçımı başımı yolasım geliyor ya. Bak, Yani bir şey daha söyleyeyim. iyi hakemlikten büyük hakemliğe geçmek için bir eşik var. Oraya gidip duvara kafa atıp dönüyorlar. Duvara kafa atıp dönüyorlar. Abi kapıyı açın gidin. Oynatın lan şu oyunu. Yani şu oyunu oynamaya çalışan lehine yorumlayın. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Atilla Karaoğlan'ı ilk defa Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçında seyrettim. Hatta benim sahaya inip yorum yaptığım tek maç olabilir. Çok hatırlamıyorum. Ya Ali Şansalan ya Atilla Karaoğlan, ama Atilla Karaoğlan. Maçtan sonra da dedim ki ya ne kadar güzel avantaj oynatıyor. Her pozisyonun içinde. Ama karşımıza bir tane şimdi futbolu bilmeyen ve iyi niyetinden şüphe edilmesini sağlayacak bir hakem çıktı. Bir şey Kararlar daha veren. söyleyeyim. Evet. İki kere de olmayan Galatasaray lehine seyirci, artık o kadar şey oldu ki Galatasaray seyircisi o penaltıdan önce iki kere de faul aldı. Hiç faul olmayan pozisyonda. Bunu Orta da söylüyorum. sahada. Evet, orta Orta sahada. sahada. Orta Ama sahada tabii. insan ne düşünüyor o zaman? Pansuman yapıyor diye düşünüyor. Evet. Bunu Evet. dedirtme hoca, bunu dedirtme. Bunu yapma. Kayserili oyuncular da seninle dalga geçemesin. Galatasaraylı oyuncular sana isyan edemesin. Doğru yönet.
Kayserisporlulara gelince Kayserispor Başkanı demişti ki 3 hafta evvel ya biz yöneticilere büyük sorumluluk düşüyor işte yumruk olayından sonra sağduyulu olmalıyız saygı sevgi falan filan ulan helal olsun dedik ya. Ya bir başkan da çıksın da rüzgara karşı bir şey söylesin. Geçen hafta ligden mi çekilmemizi istiyorsunuz çekiliriz ha Kayseri'nin yumruğu sert olur deyip maçta yaşanan pozisyonlar yaşanmamış gibi Galatasaray aleyhine onlarca pozisyon yaşanmamış gibi Mertens'le hakemin fotoğrafını vererek yayın yapmak ucuzluktur. Sayın Başkan, haberiniz olsun. Beni büyük hayal kırıklığına uğrattınız. Yok birbirinizden farkınız, haklısınız. Aslında hayal kırıklığına uğramaya gerek yok. Başkan Birbirinizden deyince farkınız yok. Evet. şimdi sen bana pas atıyorsun. Başkan diyorsun benim kafam tık 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 tık. Başkan Faruk Koca Kulüpler Birliği toplantısına gidiyor. Faruk Koca hak mahrumiyeti almadı mı? Ankaragücü başkanı değil artık. Bir. Abi Hangi Kulüpler sıfatla Birliği Kulüpler Birliği toplantısına katılıyor? abi İki. ben de gider katılırım ya burası bir vakıf vedalaşmaya gitmiş buna takılmaya gerek yok bence. İki. Ali Heh. Koç Halil Niye? Umutbeler'i İzmir'de ziyaret ettikten sonra burada sarılıp öperek niye karşılar? Uğurlar. Eğer oysa o neyse bu ne işte bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Abi olur böyle şeyler yaklaşımı bu. Olur. Başkanım sen de haklısın. Hocam çok üzgünüz sen de haklısın. Hadi canım orada. Bir duruşu olur insanın. Faruk Koca helalleşmeye geldim. 2,5 sene çok çalıştık demiş ve maalesef şunu söylemiş gene. İnşallah attığımız o yumruk hakemlerin doğru kararlar vermesini sağlar. Hadi başkan ya. Basın toplantısı ya. Yapma o basın toplantısını ya. Kulüpler Birliği de layık olduğu gibi yönetiliyor. Federasyonumuz da layık olduğu gibi yönetiliyor Türk futbolu da. Ne konuşuyoruz abi biz beni delirtecekler. Güzelim adamları konuşamıyoruz. Abdülkerim Bardakçı, Nelson ve Muslera hakkındaki yorumlarını merak ediyorum. Muslera'yı penaltıdan dolayı tebrik ediyorum. Ve bir pozisyonda daha çok iyiydi. Muslera işte en güzel şeylerden bir tanesi sezon sonuna gelirken formunu bu kadar yükseltmiş olması. Muslera için çok mutluyum. Abdülkerim'i çok beğeniyorum. Nelson'a hayranım. İşte Sanchez gelince biraz itilmiş gibi hissetti kendisini. İşte beklediği büyük maçlarda oynamadı. Ama dün bütün namusuyla ortada yine Nelson bir kalemde silinecek stoper değil. Çok önemli Değil tabii insan. Bak canım. Değil. bir daha söylüyorum. Nelson, Sanchez yaparım, Abdülkerim'i santrfora koyarım. Çok çaresiz Ha, kalırsam ilk 11'de. abi tamamen onu söyleyecektim. Dün şimdi Galatasaray hücumda açmaza girmişken, krize girmişken her ne kadar işte 30'a yakın şut attılar gene. 29. Gene birçok sayıda şut attılar. Yani birçoğu 6-7 tanesi yan toptan. Senin geçen hafta söylediğin aksiyon aklıma geldi. Kaan Ayhan oyuna girdiği zaman Kaan'ı Nelson'un yanına alıp Barış'ı yerinde tutup Abdülkerim'i santrofora gönderiyor dedim. Sen 60'ta falan böyle bir hamle bekliyorum demiştin maç skor açısından. Ve yapması gereken oydu. Bak hala ısrar ediyorum. Okan Buruk'un yanlış yaptığını söylüyorum. Abdülkerim Bardakçı'yı Kayserispor artık bir de birbiri yakaladıktan sonra 9 kişiyle kapanmışken altı pasın oraya hava indirme tugayının lideri olarak koymalıydı. Bence Şimdi maçtaki hatalarımdan biri o. 416 notlarını insanlar seviyor. Ben de yazılanları çok seviyorum. Ya çok Şimdi güzel o kadar yazmış dikkatli insanlar var ki. biri demiş ki Abi. abi maçtan daha güzel 416 notları heyecan edici demiş. Ayrı, o ayrı. O tür övgüler tamam. Onları çok mutlulukla kabul ediyorum. İşte metroda, metrobüste yanıma gelip sevgilerini iletenlere Sağ çok olsun, sağ teşekkür olsun. ediyorum her zaman. Ama en güzeli yakalamış yani bilinçaltı. Abi hiç Okan Bol demiyorsun bu sene demiş bir Abi tanesi. o kardeşimi kutluyorum. Okan Bol kendine, Okan Buruk kendine ihanet ediyor diyen kardeşim. O güzelim oyunu özleyen ve isteyen, önde baskı isteyen kardeşim. Sana helal olsun. Bu ayrıntıyı yakalayabilmek gerçekten çok üstün, yüksek bir zeka ve yorum gücü ister. Sana helal olsun Evet. izliyorsan. Şimdi ona
Yani sana hazırlandığım için sabah cevap yazmadım. Çok teşekkür ederim. Yani bir de işin güzelliği yazdığın şeyin suya yazılmadığını görüyorsun. İnsanların bilincine kazındığını görüyorsun. Etki yaptığını görüyorsun. Bak bir şey daha söyleyeyim. Yine kendime pay çıkarıyorum Ya naçizane. çıkar abi. Galatasaray attığı verdiği kornerlerde yayın üstüne adam koyuyor. Evet, bu hafta söylemiştik bunu şeyde. Bu hafta da devam ettiler. Geçen hafta Devam ediyor. Bu demek bir anlık Okan Hoca'nın ya hadi bunu da deneyeyim demesi değil. Strateji. Bu Ama çok doğru bir strateji. abi asıl kabul edilemeyen şey futbol uluslararası herkesin üzerinde yorum yapabildiği, konuşabildiği bir oyun. Bütün kariyeri başarılarla dolu Okan Buruk'un ve çuvalla para kazanan futbolcuların içgüdüsel olarak bile alan paylaşımı yapmaması, oraya bilinçli olarak adam koymaması kabul edilemezdi. Sana yaptığım bu uyarı ve öneri için de ben bir tebrik buradan göndereyim. Bu arada Okan Buruk'a da bir eleştirimi yapayım. Galatasaray'ın golü futbol bilmeyen maalesef futbolu doğru yorumlamayan hakem ve VAR ikilisiyle iptal edildiği zaman kamera Okan Buruk'un ağzındaydı ve şerefsiz, şerefsiz, şerefsizler falan gibi bir iki tekrarla kulübesine döndü. Kardeşim keskin sirke küpüne zarar bil. İki, sen şampiyon bir teknik direktörsün. Sadece Galatasaray'da da şampiyon olmadı. Şampiyonluk bir karakterdir, bir sorumluluktur. Sen haklı da olsan, haksız da olsan bu sözleri kullanamazsın. Sen 8 yaşındaki taraftarların da rol modelisin. İtirazınızı düzgün yapın. Senin sorumluluğun sahanın kenarında kalmaktır. İtirazla karar değiştiremezsin ama itirazınla atılarak takımın, kulübün kaderini değiştirebilirsin. Yapma. Tarihin en Orada yüksek puan ortalaması Galatasaray teknik direktörüsün. Sen bunu evet. hakemlere karşı da kazanmadın. Sen takımınla, camianla kazandın. Ya biraz mutlu olun, biraz oyunda kalın, biraz pozitif olun. Bu nedir öfke ya bu kadar? Şimdi Okan Hoca'yı ne kadar sevdiğimi, ne kadar Biliyorum. desteklediğimi ilk Biliyorum. günden itibaren biliyorsun. Geldiği zaman bir eleştirim oldu. Galatasaray Başakşehir maçından sonra Tudor'la ilgili bence çok sevimsiz, yani bir Galatasaray teknik direktörüne söylenmeyecek sözler söylemişti. Çok haklıydı. Orada Okan Buruk'a kırılmıştım. Geldiği zaman da bunu yazdım. Yani işte Inter'e gitmesi, sonra Beşiktaş'a gelmesi falan onlar benim için çok şey değil. Futbolda var. Yani o zaman da üzüldüm tabii. Özellikle Inter'e gitmesi çok üzüldüm. Ama Okan Buruk'la ilgili majör eleştirim o maçtaki tavrıydı. Bunlardan vazgeç Okan Dur, Hocam. dur, dur. Bir de bizim Nazmi Hasdemir sürekli uyarıyor beni söyle söyle diye. Çok fazla tabii ki diyor. Okan Hoca konuşurken tabii ki deme. Ben de zaman zaman böyle parazit kelimelere takılıyorum. Yapmamaya çalışıyorum. Rica ediyorum Okan Hocam'dan tabii ki demeden cümle kurmaya çalışsın. Bir de Okan Bol'a dönsün tekrar. Dönsün bu takım onun için kuruldu. Bu takım Okan Buruk'un onayı ve tavsiyeleriyle transferler yaptı. Bu takım Okan Bol'u oynayacak güçte ve kalitede takım. Dünkü oyun olarak topa hakim olması, daha çok gol atması Kayserispor'dan daha iyi futbol oynadığını gösteren delillerde değil maalesef. Oyundan çoğu insan mutsuzdu. İyi oyun bazen puan kaybettirir. Kötü oyunda patlarsın. İyi oyun şart ve Icardi şart gözüküyor. Bu Afrika Kupası da iptal mi edilecek? Ne yapılacaksa yapılsın ya. Ocak'ta Afrika Kupası mı olur? Adamlar Haziran aldılar, fil dişini su bastı diye tekrar ocağa alındı. Bütün takımlar alt üst şeye dönmüş durumda. Bakan bunun olması çok fark yaratırdı. Evet. Olmadı. Torreira maçın iyi oyuncularından biri arasına adını yazdırabilirdi ama o berbat pas, berbat pas herkesin kanını çekti. Galatasaray yönetimine de bir eleştiri sevgili Emrah Kayalıoğlu uyardı o konuda beni. Federasyondan şikayet ettikleri basın toplantısı yapıyorlar. Galatasaray
Yine bir maçını pazartesi günü oynuyor. Yine perşembe günü Türkiye Kupası'nı oynuyor. Deplasmana gidiyor, pazar günü oynayacak. 69 saat sonra. Sonraki maç yine bir pazartesi günü. Ne biçim fikstür yapıyorsunuz kardeşim? Galatasaray'ın asıl pazartesi oynaması gereken maç Trabzonspor maçı. Nasıl fikstür yapıyorsunuz? Ve Galatasaray yönetimi bunları hiç sormuyor yönetime. Galatasaray ağır taştır altında kalırsınız şeklinde. Çok derin yorumlar yapıyorlar. Hiç beğenmedim basın toplantısını. Abi son sözlerini, söylemek istediğin sözlerini bugünkü programla ilgili alayım. Icardi dönecek, dertler bitecek. Abi, çok güzel manşeti verdin gerçekten. O ön bölgede verimliliğe ihtiyaç var. Çok var. Bir de sağlam Icardi dönecek. Gezal'ın sakatladığı işte iğneyle şununla bununla oynayan sekerek ilk iki maçta özellikle sekerek oynayan Icardi değil. Gerçekten tedavi olmuş, sağlam geçen sene Galatasaray'ı şampiyon yapan 5. dalga Icardi dönecek. Vallahi abi ben Kayserispor maçının en kolay maçlardan biri olmasını bekliyordum. Kayserispor'dan da Tiam gitti, o gitti, bu gitti. Avrupa Kupası'nda futbolcular var. 4'te 4 mağlubiyetle geldi. Ama kaybedecek hiçbir şeyi olmayan takımların nasıl performanslarının tık diye yükseliverdiğini görüyoruz. Yani şampiyonluk için eğer Galatasaray Ligi şampiyon bitirirse en kritik maçlardan birini bu olarak anlatabiliriz Tabii son dakika golleri şampiyonluk alametidir. Mitroğlu, ileride Aydın Yılmaz bunlar hep şampiyonluk belki. alametidir. Mertens'in penaltısı da oraya girdi. Ya Mitro oldu ya. Çuvalla para kazandı ama Akhisar attı o golü. Helal olsun dedirtti gitti taraftara. Ya aslında ben Aydın Yılmaz iki tane attı değil mi o öyle? Ya Bir de Beşiktaş attı. bir sezon birini attı, öbür sezon Beşiktaş'a attı. İki Bir de şampiyonlukta galiba ya Braga'ya ya Kuluc'a attı. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde bir golü var. da Öyle kritik. hatırlamıyorum ama şey yani yahu kendisine ihanet eden dünyanın en yetenekli oyuncularından biri de o işte ya. Abdullah Avcı ona nasıl hayrandı biliyor musun? Arda Turan ona şey diye takılırdı. O senin oğlun, senin oğlun diye. Aydın böyle yatırıyor, böyle yatırıyor, solda oynuyor, sağda oynuyor ama üst seviyeye çıktığı zaman bir yerde kilitlendi çocuk. Şimdi hala sahada olabilir ve fark yaratıyor olabilirdi. Çok İki yetenekli. dakikan var mı? İki dakikan var mı? 1 dakika 35 saniyem var. Peki. Aydın Yılmaz Konya'da golü attığı zaman Türkiye'de herkes çok şaşırdı kaldı. Galatasaray teknik heyeti artı ben hariç. Çünkü 2 hafta önce Galatasaray Rize'ye gitti. Aydın Yılmaz aynı golü PAF maçında Rize'ye attı. Bravo. Kitabımızda var. Onun için hiç şaşırmadım. Aydın'ın o golünde bütün Türkiye şaşırdı. Bu gol nereden geldi diye ben şaşırmadım. Çünkü o golü 2 hafta önce Rize'de canlı seyretmiştim PAF maçında. O şampiyonluk golü denebilir değil mi ona rahatlıkla? Kesin. Evet. Kesin. Ömer abicim ağzına sağlık, sana sağlık. Hafta sonu bir yayında daha buluşacağız tahmin ediyorum. Torununla hasretini giderdin mi? Şimdi zaten bitir gideyim diyorum, vız vız ediyor oradan sesi geliyor. Diş çıkarıyor biraz da, onun için kucağa alacağız. Gezdireceğiz. Bir de bir şey izleyen yazıyorum, dostlara sen git teşekkür torununla oyna ediyorum. diyorlar bana. Oyna Torununla oyna. abi ne güzel Zaten ödül veriyorum. oynuyorum. Ben torunlarımla dünyanın en mutlu Yayın insanıyım. Bana oradan vuramazsınız. Ben zaten torunlarımla oynuyorum. ödül veriyorlar sana işte. Tabii Bizi şu torunlar da dakikaya seni kadar diyorlar. izleyen herkese teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abi ağzına sağlık.